referandum hengamesi içerisinde çok gündeme gelmemiş olsa da cezaevlerindeki problemlerin artık ülkenin bir kanayan yarası haline geldiğini, bu sebeple 64 gün boyunca bu ülkede devam eden ve dün sonlandırılan 300'e yakın tutuklu ve hükümlünün bir açlık grevi yaşandı. Tabii özellikle bunların tutukluluk hallerinin gelişmesindeki hukuksuzluğu bir yana bırakarak söylüyorum. Ne kadar güçlü somut delillerle, hukuk kararlarla tutuklanmış olurlarsa olsunlar, tutukluların ve hükümlülerin yasalarca, yönetmeliklerce ve uluslararası sözleşmelerce garanti altına almış ertelenemez hakları vardır. Bu onların kimliklerine, etnik, dinsel, mezhepsel, sınıfsal, siyasi kimliklerinden bağımsız bir şeydir. Bu sebeple özellikle son birkaç gündür bazı kamu yayıncısı ve özel yayıncı kuruluşların altyazılarında sıklıkla İsrail'de tutuklu olan Filistinli tutsakların açlık grevine başladığı haberleri yaygınca geçti. Şüphesiz ona sahip çıkmak önemlidir. Dünyanın neresinde hakkı gasp edilen bir kişi varsa onun hakkını savunabilmek erdemdir, bir vicdani sorumluluktur. Ancak kendi ülkesinde benzer hak gasplarına maruz kalan on binlerce kişi varken dünyanın başka bir yerindeki hak ihlallerine hassasiyet gözetmek, yani deyim yerinde ise büyük bir duyarsızlıktır. Cezaevlerinde herhangi bir can kaybı olmadan tam kritik aşamaya gelmişken açlık grevlerinin sonlandırılmış olması önemlidir. Biz bazen referandum çalışmalarımızı aksatırcasına bu problemin üzerinde durduk. Daha ağır sonuçlar doğurmaması ve bir an önce açlık grevinin sonlandırılması için çaba sarf ettik. Bu konuda farklı kesimlerle Adalet Bakanlığı, Ceza Tevki Üyeleri Genel Müdürlüğü ve ihlallerin yoğunlaştığı, özellikle cezaevlerinin müdürleri ve yöneticileri, savcılarıyla sıklıkla istişare içerisinde olduk. Ama bundan sonra da özellikle kalıcı sağlık problemlerinin olmaması, tedavilerinin yapılması, sağlık takipleri ve hak ihlalleri konusunda da parti olarak takipçi olmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Değerli basın emekçileri, 4 gün önce ülke Cumhuriyet tarihinin en önemli sandığını kurdu. Ve bu sandıkta böyle kısmi bir anayasa değişikliği gibi görünse de o kısmi paket bu ülkedeki siyasi ve idari düzeni kökten değiştirebilecek bir rejim değişikliği içeriyordu. Referandumu biz bugün açığa çıkmış sadece sonuçları üzerinden değil, ilk önerildiği günden bugüne kadar olduğu, bugüne kadar gelen aşamalarıyla birlikte ele almak zorundayız. Sadece 16 Nisan günü gerek oy verme işlemi gerekse sayım esnasında açığa çıkan hukuksuzluklar üzerinden tartışmıyoruz. Bu şüphesiz önemli. Ama biz açığa çıkmış olan ihlalleri ve bu referandumun üzerine düşen meşruiyet gölgesini 3 aşamalı olarak ele alıyoruz. Birincisi, bu paketin Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul'da tartışılma biçimi. Yangından mal kaçırırcasına ve Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle alınan, çalınan bir atın hemen bir yerleri geçirilme edasıyla Anayasa Komisyonu'ndan ve Genel Kurul'dan geçirildiğini, halkla içeriğinin paylaşılmadığını, farklı siyasi partilerin bu konudaki düşüncelerinin maalesef topluma aktarılma kanallarının tıkatıldığı bir sürece şahitlik ettik. Bu şundan ötürü önemlidir. Çünkü referandum çalışmaları saha aşamasına geldiği zaman da maalesef 18 maddelik içerik çok tartışılmadı. Bir de referandumun sahada propaganda çalışmaları devam ederken denebilir ki Cumhuriyet tarihinin en büyük fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kaldı partimiz. Hayırcılar ile evetçiler arasındaki eşitsizliğin daha önce yapılmış hiçbir genel yerel seçim ile
referandumda olmadığını ifade etmek isteriz. Medyadaki fırsat eşitsizliği, maddi olanaklardaki fırsat eşitsizliği, kamu imkanlarının herkese, her siyasi ve demokratik çevreye eşit oranda tanınmaması üzerine bir fırsat eşitsizliği yaşadı. Bir ve üçüncü aşama olarak sandığın kurulduğu 16 Nisan günü bizzat YSK'nın başkanı ve kurulun kendi marifetiyle bir hukuk skandalının altına imza atılırcasına daha önce mühürsüz pusula ve zarfların bir seçimin iptal gerekçesi olduğunu son 15 yılda iki kere tecrübe etmişken biz 2002 Siirt seçimlerinde ve 2014 Bitlis bir oymaktaki yerel seçimlerde bunu biz tecrübe etmişken bu seçimde maalesef Yüksek Seçim Kurulu kendi kararlarını inkar eden, kendi kararlarını tekzip eden bir rol oynamıştır. Burada partimize dönük özel bir parantez açmam gerekir ki partimizin maruz kaldığı sistematik baskı, Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul'da tartışılırken meclis grubumuzun %22'sinin tutuklu olduğu, yine son 16 ayda 11 bin parti, vekil, genel merkez, il, ilçe yöneticisi ve üyelerimizin gözaltına alındığı, bunlardan 5 bin tutuklandığı, teşkilatların saldırılarla işlevsiz kılınmaya çalışıldığı ve gelinen nokta itibariyle hukuki değil siyasi operasyonla bir baskı cenderesini yaşadığımız süreç bu referandumun kendisiydi. Tabii biz bu ülkenin bu paketin geçmesi durumunda daha kötü günlere sürüklenebileceği kaygısını halkımız ile paylaşırken medyanın kendini partimize kapatması, partimizin görüş önerilerine kapatmasını da maalesef ibretle izledik. Israrla seçim meydanlarında söylediklerimiz ve açığa çıkabilecek mutsuzluk ve huzursuzluğa neden olabilecek süreci daha referandumdan sonraki ilk 3-4 gün içerisinde yaşamaya başladık. 17 Nisan sabahı bu paketle birlikte çağ atlayacağını söyleyen Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın ilk icraatlarına dikkat çekmek istiyorum. Daha 16 Nisan sandıkların %100'ü açılmamış ve YSK'ya sonuçlar ulaşmamışken, balkon konuşmaları için birbiriyle yarışan Cumhurbaşkanı ve Başbakan gerçekliğiyle karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanı için özellikle siz değerli basın emekçilerinin dikkatine bir şey sunmak istiyorum. İlk açıklamasını yazılı bir metin üzerinden Huber Köşkü'nde yaptı. Yazılı metin alabildiğine rasyonel ve kapsayıcı bir hava kokuyordu. Ama yazılı metinden daha kapsayıcı ve toplumu kucaklayan bir dil kullanan Cumhurbaşkanı yarım saat sonra otobüsün üzerine çıktığında idam çağrıları yapmaya başladı ve toplumu kamplaştıran söylemler kullanmaktan geri durmadı. Önünde yazılı metin var iken farklı okuyan ama yazılı metin yok iken deyim yerindeyse kendi özüne dönen ve konuşurken de topluma kötülükler isteyen ve çağrıştıran cümleler kullanmaktan imtina etmedi. Birincisi idam vaadiydi. İkincisi bir gün sonra Bakanlar Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan olağanüstü hal tezkeresini geçirmek oldu. Üçüncü gün ne oldu? Böyle bir, iki, üç ve dört gün içerisinde 10-14 şeyi söylüyorum. Hemen o hal tezkeresi meclisten geçtikten sonra muhalefet partilerinin 16 Nisan günü üzerine meşruiyet gölgesi düşmüş referanduma dair itirazlarını dile getirmeye başladığı andan itibaren meclis açıldıktan 4,5 saat sonra AKP'nin araştırma önergesiyle kapatıldı. Burada kapatılırken hiçbir gerekçe sunmadılar. Özellikle danışma kurulunda AKP'li grup başkan vekillerine, grup yöneticilerine sorduk. Sadece yorumluklarını söylüyorlar. Oysa biz şunu çok iyi biliyoruz ve sahada da gözlemledik. Biz çalışma yürütürken, özellikle de Kürt şehirlerinde çalışma yürütürken karşımızda siyasi rakip olarak herhangi bir AKP'li vekili, AKP'li yöneticileri görmedik ki. Deyim yerindeyse militanvari özel savaş valileri, kaymakamlarını ve kolluk kuvvetlerini gördük. Kendileri yorulmadı ki. Eğer bu yorulmak üzerinden bir tatil ilan edilecekse
Mesela ben öneriyorum Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vali ve kaymakamlara birer aylık izin versinler. Onlar çok çalıştılar gerçekten. Seçimi manipüle etmek, baskı kurmak, sonucunu etkilemek için çok çalıştılar. Bir diğer husus, meclis tatil edildikten sonra ki bize göre asıl sebebi bu meşruiyet gölgesi üzerinde olan, üzerindeki şaibe kalkmamış olan referandumla ilgili tartışmaların gündemleşmesini önlemektir. Başkaca bir amacı yoktur. Dördüncü güne gelince dün itibariyle yani 19 Nisan Çarşamba günü referandumun dördüncü günü de bir diğer icraat Muş milletvekilimiz Sayın Burcu Çelik hukuktan yoksun gerekçelerle tutuklandı. Mahkemeye çıkarıldıktan sonra ifadesi zorla getirilmesi olan milletvekilimiz ifadesi alınır. Ondan sonra zorla getirme kararı varsa ifade alındıktan sonra serbest bırakılır. Hem de mütalasını veren savcının ifadesi alındığı için serbest bırakılmasını talep etmesine rağmen. Bir diğeri mahkemenin asıl başkanı yok iken o mahkemeye ait olmayan bir hakimin veya hakime hanımın mahkemeye getirilip başkanlık yaptırtılarak böyle bir kararı almış olması bir hukuk garabetidir. İşte buradan AKP'ye bir şekliyle oy vermiş ya da oy verdirtilmek zorunda bırakılmış olan değerli halkımıza çağrımdır. Bu dört gün bundan sonraki günlerin, haftaların, ayların, yılların habercisidir. Bu ülke demokratik teamülleri esas alan, toplumsal barışı esas alan, özgürlükleri tabana doğru genişleten günler açısından çok şanslı değildir. Maalesef böyle bir şey yakın zamanda bu paketin izdüşümünde göremeyeceğiz. Ve bu yönüyle AKP'ye verdikleri desteğin AKP'nin kuruluş ruhu ve felsefesinden uzaklaşan, ilk yıllardaki icraatından kopmuş olan bugünlerde kendilerine baskı, zulüm, eşitsizlik, işsizlik, yoksulluk, enflasyon olarak geri döneceğini üzülerek ifade etmek istiyorum. İlk dört icraat işte. İdamı istemek, o hali uzatmak, meclisi tatil etmek ki biz meclis işlevsizleştiriliyor dedik bu paketle birlikte. İşte şimdiden artık ihtiyaç duymuyorlar. Zaten paket eğer bu haliyle YSK itirazlarımızı veya Anayasa Mahkemesi AİHM kabul etmezse meclis zaten tümüyle fiili anlamda kapatılmış olacaktır. İşte çağ atlayan Türkiye. Hani çağ atlayacaktı? Doğru. Şimdiki çağdan orta çağa doğru geriye doğru bir atlayış yaşıyoruz. Bu paketle korkumuz o ki bu geriye dönüp çağ atlama derinleşecektir. Bir başka tabloda AKP içinin fena halde karıştığını düşünüyoruz. Hiçbir milletvekillerine bir galibiyet tebessümü göremedik. Meclis gruplarında bir zafer kazanmış edası içerisinde olan bir yönetici milletvekili göremedik. Ve kendi iç kavgalarıyla didişmekteler. Çünkü AKP bu referandum ile 7 Haziran'daki %40'lık oy oranına geri dönmüştür. AKP 7 Haziran'daki oy oranına %40'lık hükümeti kaybettiği oy oranına geri dönmüştür. Bir diğer sunni gündem ise özellikle Kürtlerin ve HDP'nin oyunu evet'e kaydığı iddialarıdır. Gerçekten yoksun siyasi yorumlarla bunu dile getirenler dün bir yayıncı kuruluşta yürütülen tartışma programında İpsos adlı araştırma şirketinin özellikle referandum sonuçları üzerinden analizini gördük. İşte İstanbul'da sağ araştırması yapılmış. HDP'ye oy verenlerin %99'u hayır demiştir. Sadece %1'i evet demiştir. Ama buna mukabil MHP'ye oy verenlerin %21'i evet demiştir, %79'u hayır demiştir. Bunu ben değil, sahada ayrıntılı araştırma yapmış olan ve dün siyasi analistler ve sosyal bilimciler tarafından tartışmaya açılan bir araştırma şirketinin verisi olarak ifade ediyorum. Biz
gerçeği saklamaya çalışmak. Özellikle de HDP'nin etkinliğinin fazla olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde ve Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı yerlerde bu sonucun sağlıklı olduğunu iddia edenler referandum çalışmalarının yürütüldüğü eşitsiz koşulları meşru göstermeye çalışanlardır. Asla biz bu koşulları meşru görmeyeceğiz. Bu koşulları yasal hukuki olarak değerlendirmeyeceğiz. Bakın, hani deniyor ya bizim son 2 yıllık şiddet politikalarımız onay almıştır. Ben de huzurunuzda değerli basın emekçileri, sokağa çıkma yasaklarının uzun süreli ilan edildiği ve belediyelerine kayyum atandığı, kentlerinin viraneye çevirdiği ilk 11 ilin referandum sonuçlarını okuyorum. Bu çarpık haliyle, hileli haliyle. Evet, Muş Varto, ilk sokağa çıkma yasa 14 Ağustos 2015'te ilan edilen yer. Hayır %87. Lice, ikinci sokağa çıkma yasağının ilan edildiği yer. Hayır %85. Cizre, en uzun süreli sokağa çıkma yasağının ilan edildiği yer. %80 hayır. Nusaybin, %79 hayır. Gever, yani Yüksekova, %76 hayır. Silvan, %75 hayır. Silopi, %75 hayır. Devik, %73 hayır. İdil, %72 hayır. Dalgeçit, %70 hayır. Sur, %65 hayır. Bunların tamamının belediyesi DVP'liydi, kayyum atandı. Tamamında uzun süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tamamında halk yıkım yaşadı, göç yaşadı. Ve büyük baskı güvenlik politikaları altında referanduma gidildi. Bu mu sizin son iki yıllık baskı politikalarınızın sonuç verdiği? Halk sizin çökertme planınızı buruşturup çöpe atmıştır. Bunu özellikle iktidarın iyi okuması, iyi bilmesi lazım. Az biraz demokratik koşulların olduğu şartlarda eğer bu referandum gerçekleşseydi, bundan daha kötü bir tokatı iktidara vuracağını bölge halkının hiçbir şüphemiz yoktur. Yine resimler sosyal medyada ve yazılı basında dolaşıyor. Sandık alanı olarak adlandırılan o sınıf içerisinde Kalaşnikov'lu poz vermeler. Yine Muş'un Çatbaşı köyünde olduğu üzere bir muhtarın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zarfı peş peşe bir kabinden çıktıktan sonra nasıl? Mehmet Koçlar'dan Muş Çatbaşı köyü. Bir kişi nasıl 7 pusula atar? İbretle izledik işte. Onların arkasına sığınmaya çalıştığı çarpık demokrasi anlayışı, çarpık demokratik sandık anlayışı budur. Yine biz valiler kaymakamlar marifetiyle en fazla da seçim çevrem olan Muş'ta hilelerin, hurdaların yapıldığını, valilerin, kaymakamların tehditleriyle yürüdüğünü dün vali, hani Allah söyletir kabilinden, konuşarak itiraf etti. Muş valisi diyor ki, kimse çamura yatmasın, bu sonucu kabul etsin. Şimdi soruyorum, sen kimsin? Hangi hakla siyasi bir açıklama yaparsın? Bir referanduma dair siyasi değerlendirmeyi hangi hadle yaparsın? Bu bile senin bu referandum kampanyasına nasıl müdahil olduğunun itirafıdır işte. Düşünün, bir vali YSK'ya başvuran 3 siyasi partiye kimse çamura yatmasın diyor. Kimin adına konuşuyorsun? Bu siyasi açıklamayı hangi hakla, hangi hadle yapıyorsun? Senin nasıl tehditlerle muhtarları derdest ettiğini iyi biliyoruz. Nasıl toplu oy kullandırdığını iyi biliyoruz. Okur yazar oranının en düşük olduğu yerlerde %100 katılım, %100 evet sonuçlarını hileyle nasıl çıkarttığını iyi biliyoruz. Bu da senin itirafındır işte. Neymiş? Siyasi partiler usulsüzlükler üzerinden YSK'ya başvurunca bir devlet memuru, bir vali kalkıp kimse çamura yatmasın diye bu kadar cüretkar açıklamalarda bulunabiliyor. İşte bunun için diyoruz. Bir Muş'ta karşımıza hiçbir milletvekili görmedik. İl başkanı
İl yöneticisi, genel merkez yöneticilerini görmedik. Özel savaş valileri ve özel kuvvetlere bağlı asker polislerle cebelleşerek bugünlere geldik. Ve Muş valisi itiraf etmiştir. İvedi olarak görevden alınmalıdır. Bir referandum çalışmasına dair siyasilerin bile yapmadığı bu açıklamayı yapma hakkı ve haddi olmayan, görevi kötüye kullanan bu vali derhal görevden alınmalıdır. Siyasi partilere, parlamentoda grubu bulunmayan siyasi partilerin sonuçları itirazlar üzerinden YSK'ya taşımasına böyle bir açıklamada bulunamaz. Değerli basın emekçileri, bir de HDP'nin oy kaybettiğine dair iddialarda bulunanlar özellikle manipülasyonlarına devam ediyorlar. HDP bu baskı koşullarına rağmen 1 Kasım'daki oylarının %99'unu koruyabilmişse, bölgedeki 14 ilde oyu sadece 373 bin düşüş yaşamışsa ve bu 373 binin iki katı kadar söz konusu illerde zorunlu göçe tabi tutulmuş nüfus var iken, 1 Kasım'dan referandum gününe kadar, o güne kadar orada görev yapmamış olan yeni 160 bin güvenlik görevlisi bölgeye tayin edilmişken, bunların aileleriyle birlikte oylarının yaklaşık 500 bine yaklaşabileceği orta yerde duruyorken, bizim eksilen oylarımız 1 Kasım'dan bugüne zorla göçe maruz kalmış olan halkımızdan kaynaklıdır. AKP'nin kısmi artışı ise güvenlik politikaları, baskılar, toplu oy kullandırtmalar, mühürsüz yani geçersiz oylar ile oraya son 1,5 yılda tayin edilmiş olan güvenlik güçlerinin oylarıdır. Zaten hani karşımızda siyasi rakip olarak konumlandırılan güvenlik güçleridir bunlar. Ya değilse bizi bıraksın. AKP 1 Kasım'dan 7 Haziran oylarına geri döndüğünü gitsin sebepleriyle birlikte Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, birçok Orta Anadolu ve Karadeniz illerindeki oy düşüşlerinde, ilçeler bazında da Sultanbeyli, Başakşehir, Üsküdar, Eyüp'te kaybettikleri, Fatih'te, Eminönü'nde, Beyoğlu'nda kaybettikleri oylar üzerinden değerlendirsinler. Bu yönüyle de bizim için toplum vicdanına mahkum olmuş olan bir referandum gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Hiçbir geçerliği yoktur. Sadece yasal bir metin olarak karşımıza çıkabilir. Zorla kabul ettirmeye çalışabilirler. Asla meşru değildir. Meşruiyet toplum vicdanında karşılık bulmayla alakalı bir durumdur. Bakın bir örnek vermek istiyorum. 1982 Anayasası 7 Kasım 82 günü oylandı ve %91.4 ile geçti. Ama 35 yıldır o anayasa bu ülkeye huzur mutluluk değil, huzursuzluk, mutsuzluk, kaos, çatışma ve toplumsal kamplaşma getirdi. Bugün hiçbir siyasi parti o anayasayı savunamıyor. Eğer hukuki metin olma, yasal bir metin olma anlamında alınan oy oranları hani 1-0-5-0 gibi çok ucuz tartışmalar üzerinden yürütülmeye çalışılan bu sürecin 91.4 almıştı. Ama bu ülkedeki mutsuzluğun, huzursuzluğun, kaosun, toplumsal kamplaşmanın, istikrarsızlığın, çatışmanın temel sebebi o anayasa. Bunun 51.4 ile geçirtilmiş olma, geçmiş olma değil, hali bu ülkeye daha fazla mutsuzluk, huzursuzluk, istikrarsızlık yaşatacaktır. Yine bugün kalkıp HDP'nin tutuklu vekillerinin bu referandumun üzerine meşruiyet gölgesi düşürdüğünü iddia etmeye çalışan farklı partilerdeki siyasilere de bir çift lafımız olacak. Günaydın demek isteriz. Bölgede ilk OHAL'in ilan edilmesine destek verdiğimiz zaman, Suriye tezkeresi geçtiği zaman veya 20 Mayıs günü anayasaya aykırı bir şekilde HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığı zaman verdiğiniz destekte arayacaktınız o hatayı. Bugün kalkıp bunu söylüyor olmanın hiçbir anlamı, kıymeti yoktur. Bir de son olarak şunu söyleyelim.
ki çok önemli bir rakamdır. Bölgede 12 ilde özellikle %90 üstü AKP'ye oy vermiş olan sandık sayısı 1 Kasım günü 900 iken bugün 1700'e yaklaşmış, 2 katına çıkmıştır. Bu bile başlı başına kırsal kesimde, köylerde nasıl bir baskı süreciyle karşı karşıya olduğumuzu ve bu referandumun nasıl işletildiği için çok açık bir göstergedir. Düşünün, Muş'ta birçok yerde biz 1 Kasım'da %80 üstü oy almışken onlarca köyde bugün sıfır hayırın çıkmış olmasını açıklayabilecek bir siyaset sosyolojisi kuramı var mıdır acaba? 1,5 yılda %80 oy verdiği bir partiden bir köy tümden nasıl ayrılır? Bunu açıklayabilecek bir siyaset sosyolojisi varsa buyursunlar, açıklasınlar. Ama bizim açımızdan vardır. O da çok net bir biçimde karşımızda duran güvenlik politikaları ve kaymakamlar, valiler, özel kuvvetler aracılığıyla yürütülen referandum çalışmalarıdır diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.